Metehan Türk tarihindeki en önemli liderlerden biridir. Güçlü çevik olmasının yanı sıra çok zekiydi. Hun hükümdarı Metehan'ın babası Tuman, oğlu Mete'yi bertaraf etmek için kurduğu komplonun oğlu tarafından ustalıklı ve olağanüstü bir başarıyla bozulduğunu görünce tavır değiştirip onu ödüllendirmek yoluyla meseleyi unutturmak ve kapatmak istemişti. Mete ise babasının aksine bu meseleyi unutmak ve kapatmak niyetinde değildi. O önce kendisinin komşu bir kavme rehin gönderilmesinin ve sonra da bu kavme saldırılmasının ne anlama geldiğini çok iyi kavramıştı. Artık onun babasıyla arasındaki bağlar kopmuş, kaderleri ayrılmıştır. Daha doğrusu babasıyla arasında iktidar kavgası başlamıştı. Bu kavgada babası ilk hamleyi yapmış ve kaybetmiştir. Sıra şimdi kendisindeydi. Amacı zamanından önce babasının Hun tahtını almaktı. Artık Mete'ye hakim olan ve hareketlerine yön veren duygu iktidar ihtirasıdır. Türk tarihinde veraset hukukunun tabi sonucu olarak sık sık taht kavgaları meydana geliyordu. Evladın babasına karşı böyle bir mücadeleye girişmesi nadir olaylardandı. Gerçi Tuman oğlu Mete'ye karşı düzenlediği başarısız komplo ile gerekli sebebi önceden yaratmıştı. Tuman'ın tavrı değişikliği ise Mete'nin kararını hiç etkilememişti. Nitekim o bu olaydan hemen sonra babasının emrine verdiği tümeni yine babasına karşı bir darbe için hazırlamaya başlamıştı. Mete'nin darbe için yaptığı hazırlık ve devlet darbesi Çin yılında şöyle anlatılmıştı. Mete, ıslık çıkaran bir ok imal etti. Atlı Okçu Birliği'nin eğitimi esnasında kendisi bu oku nereye atarsa, erlerin de hep birlikte o maddeyi vurmaları gerektiğini emretti. Bunu yapmayanın başını kesecekti. Avda ıslık çıkaran ok nereye atılırsa orayı vurmayan kimsenin başı hemen gövdesinden ayrılacaktı. Bizzat Mete ıslık çıkaran okunu değerli atlarından birinin vücuduna attı ve bu anda maiyetin okunu atmaya cesaret edemeyenleri idam ettirdi. O kısa bir süre sonra oku ile kendi sevgili eşini vurdu. Bu defa da maiyetinin bazıları donup kaldılar ve oklarını atmaya cesaret edemediler. Bunlar da Mete tarafından idam edildi. Bir süre sonra Mete av sırasında ıslık çıkaran okuyla babasının değerli atını vurdu. Zaman maiyet istisnasız hep birlikte aynı hedefe ok attı. Bu durum üzerine Mete maiyetini tamamen güvenebileceğini öğrendi. Sonra o babasıyla ava gitti ve Hun hükümdarı Shanyu veya Tanu olan babasına ıslık çıkaran okunu attı. Bütün maiyetini aynı istikamete niçan aldı ve böylece Hun hükümdarı öldürüldü. Bunun üzerine Mete üvey annesini ve üvey kardeşini kendisine itaat etmeyen bütün devlet büyüklerini öldürdü ve kendisini Hun hükümdarı Shanyu ilan etti. Bu olayların çıkma sebebi de babasının onu önce kavime rehin gönderip sonra ise kavime saldırıp onu öldürmeyi düşünmesidir. Ve peki bu olayların temel başlangıcı ise babası Çinli bir kadınla evlenip Çinli bir çocuk yapıp Türk kanıyla Çin kanının karışımını sağlayıp oğlu Mete'yi kızdırmıştı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar.